Şimdi arkadaşlar çok fazla soruyorsunuz. Gerçekten canlı yayınlarda olsun, videoların altında olsun. Her videoda canlı yayında bir iki tane mutlaka çıkıyor bir yerden soruyorsunuz. Aha geliyor bak bak. Bak tipe bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bununla mı uğraşacağım abi şimdi? Ya ben bununla mı uğraşacağım abi şimdi? Allah'ım ya Rabbim. Oğlum hasta mısın sen? Ben bununla mı uğraşacağım abi? Neyse ben bunu geçeyim. İşimiz var abi, bizim bununla işimiz var. Tipe bak ya, vallahi inanılmaz oğlum. Ya videoda bir konudan bahsedeceğim. Adam geldi rahatsız etti ya. Neyse biz F7 yapalım abi, bununla uğraşamayacağım ben şimdi. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte multiplayer'da yardıracağız arkadaşlar. Çok önemli bir konudan bahsedeceğim sizlere. Çok fazla soru geliyor, soruyorsunuz. Canlı yayında soruyorsunuz, videolarda soruyorsunuz. Bu konuya da bir açıklık getirelim arkadaşlar. Şimdi aracım şu anda Paris'te. Volvo, şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu yeni Dorse güncellemesi ve istediğiniz şekilde satın alıp modifiye edebiliyorsunuz Dorse'nizi. Tırınızla kombinasyon yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu da söyledim aradan. Bunu da neden söylediğimi söyleyeceğim. Konudan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu oyuna sürekli bir güncelleme falan geliyor. Zaten bunun birçok arkadaşımız farkında. Ama önemli olan burada bir konu var. Burada çok fazla gelen bir soru var arkadaşlar. Sizlere aslında bundan bahsetmek istiyorum birazcık. Şimdi arkadaşlar çok merak edilen bir soru. Bu arkadaş bana çarpmasaydı iyiydi. Tövbe estağfurullah. Şimdi arkadaşlar çok fazla soruyorsunuz. Gerçekten canlı yayınlarda olsun, videoların altında olsun. Her videoda canlı yayında bir iki tane mutlaka çıkıyor bir yerden soruyorsunuz. Aha geliyor bak bak. Bak tipe bak ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bununla mı uğraşacağım abi şimdi? Ya ben bununla mı uğraşacağım abi şimdi? Allah'ım ya Rabbim. Oğlum hasta mısın sen? Ben bununla mı uğraşacağım abi? Neyse ben bunu geçeyim. İşimiz var abi, bizim bununla işimiz var. Tipe bak ya, vallahi inanılmaz oğlum. Ya videoda bir konudan bahsedeceğim. Adam geldi rahatsız etti ya. Neyse biz F7 yapalım abi, bununla uğraşamayacağım ben şimdi. Biz F7'yi koyalım abi, ben bununla uğraşamayacağım. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz abi. Yani bu bile bu sebebi şey yapıyor yani. Sormaya yetiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi F7 yaptık abi. Şuradan bir çıkalım. Kaleye doğru ilerleyeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum bir konudan bahsedeceğim. Şöyle sakin bir yolculuk yapayım diye geldim Paris'e. Geri zekalı geldi bize çarpıyor ya. Neyse o bulamaz şimdi beni. Geri zekalı çünkü oyundan çıktım falan sanacak o. Şimdi arkadaşlar çok merak ettiğiniz bir konu var. Hemen ondan bahsedeyim efendim. Avrupa diyorum. Euro Truck Simulator 3. Evet. Arkadaşlar herkesin merak ettiği o soru. Euro Truck Simulator 3 çıkacak mı? Çıkacaksa ne zaman çıkacak? İşte nasıl bir oyun olacak? Herkes bunu soruyor arkadaşlar. Yani bu konu hakkında birazcık sizlere açıklamalar yapacağım. Bazı konulara değineceğim. Avrupa diyorum ya. Abi Euro Truck diyeceğimi Avrupa diyorum niyeyse anlamadım. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Dur. Euro Truck Simulator 2 ile ilgili, 3 ile ilgili size bazı bilgiler vereceğim. Şimdi arkadaşlar Euro Truck Simulator 3 çıkacak mı? Öncelikle buna gelelim abi. Bu sorunun cevabı aslında benim için çok basit ama bu oyunu fazla bilmeyen, böyle arada sırada oynayan veya bu oyunu oynayıp da bu bilgilerden şey olmayan, haberi olmayan arkadaşlar için söyleyeceğim aslında bunu. Şimdi arkadaşlar Euro Truck Simulator 3 çıkmayacak. Onu söyleyeyim. Yani çıkmayacak derken önümüzdeki bir sene, iki sene bilemiyorum artık. Yani şu anlık çıkmayacak arkadaşlar. Öyle bir plan da yok. Euro Truck Simulator 3 için herhangi bir başlangıç da yok. Temelini atma olayı da yok. Yani o oyunla ilgili hiçbir şey yok şu anda arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. SCS zaten bu konuyla ilgili herhangi bir duyuru, çalışma, hiçbir şey yapmadı. Yapmayacaktır da arkadaşlar. Neden? Şimdi Euro Truck Simulator 3 neden çıkmayacak arkadaşlar? Ben size bunu kısaca bahsedeceğim. Bunu kısaca sizlere anlatacağım arkadaşlar. Aslında çok basit. Şimdi bu oyun ilk çıktığında bu halde değildi arkadaşlar. Bu oyun şu anda gerçekten ilk çıktığında ve şu anki hali bambaşka bu oyunun. Yani o kadar güncellemeyle bu oyun değişti ki arkadaşlar.
Ya bu oyunun ilk çıktığı videoları izleyin. Bir de gelin şu anda benim oynadığım oyunun videosunu izleyin. Bu Volvo'nun ilk çıktığı vakitteki tanıtım videosunu izleyin. Bir de bunu izleyin mesela. Arkadaşlar inanılmaz fark var. O kadar şey değişti ki, o kadar şeyi oynadılar ki arkadaşlar. Görmeniz lazım. Yani oyunda bir sürü fark var arkadaşlar. Şimdi ben size kısaca hani neden çıkmayacak Euro Truck Simulator 3? Neden bununla ilgili ETS 3 çalışmaları yok? Bunu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu oyun biliyorsunuz single player olarak çıktı. Bu oyun single player olarak çıktıktan sonra insanlar akın etti. Simülasyon oyunu yok çünkü piyasada doğru düzgün. İnsanlar akın etti. Yani ETS 1'den sonra bu Nirvana oldu zaten arkadaşlar. ETS 2 o kadar değişik, o kadar güzel çıktı ki. Yani German Truck Simulator falan vardı oyun öncesinde. Sonra bir simülasyon oyunu geldi. Böyle yükünü falan yanaştırıyorsun, böyle park ediyorsun. Böyle değişik Scania Truck Driver mıydı? Öyle bir şey vardı abi. Öyle bir oyun vardı. Her neyse. ETS 2 çıktı, tamam. Euro Truck Simulator 2 çıktı arkadaşlar. Ondan sonra insanlar oynamaya başladı bunu. İşte ben de o zaman çok sevdiğim için hemen oyunu aldım, oynamaya başladım falan. Her neyse işte modlar falan vardı o zaman, harita modları vardı, benim fizik modlarım vardı. İşte başkalarının bilmem ne modları vardı, bir sürü modlar vardı arkadaşlar. Ne oldu zamanla? Bu modları insanlar kullana kullana bu single player'daki oyunu daha çok hani geliştirmeye başladılar. Bu modlar sayesinde insanlar bu oyuna daha çok bağlandı. Çünkü normal haritayı dolaşanlar sıkıldı artık. Yani aynı tırı kullanmaktan sıkıldılar. O zaman da fazla tır yok zaten. Yani çünkü oyun daha yeni yeni çıkmış. Fazla tır yok. Bütün tırların da markası böyle şey, lisanssız falan arkadaşlar. Lisans olmayan tırlar. Her neyse arkadaşlar, şimdi oyun çıktı. Modlarla falan oynuyoruz. Ondan sonra bir gün geldi. Bir baktık multiplayer duyurusu. İnsanlar ilk başta buna fake falan dedi. Böyle bir şey yok. Bir sürü fake video vardı aslında piyasada. Böyle yukarıda isimler falan yazıyor. Böyle bir sürü fake video falan vardı ilk başta. Ondan sonra bir çıktı bu Truckers MP ekibi. Şeyle, gerçek bir videoyla. Multiplayer videosuyla. Böyle ama jantlar falan, lastikler dönmüyor ama. Her neyse arkadaşlar. Multiplayer çıktı. Multiplayer piyasaya sürüldü. Sürülünce ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ETS 2 patlama yaşadı. Yani insanlar multiplayer olduğu için aldı bu oyunu. Arkadaşlarıyla konvoy yaptılar. Birlikte sürdüler. Birlikte bir yerlere gittiler. Birlikte muhabbet ettiler. Hani artık insanlar bu oyunu online oynayabildikleri için, multiplayer oynayabildikleri için artık single'a yönelmediler. Modlara gerek kalmadı. Yani arkadaşlarıyla birlikte değişik hareketler yapıp değişik rotalarda birlikte muhabbet ede sürdükten sonra zaten oyun ayrı bir seviyeye ulaştı. SCS de zaten bunun farkında arkadaşlar. Nasıl farkında biliyor musunuz şimdi? Bu oyun single player'dayken 1 milyon sattıysa, buna emin olun, bugün bu oyun bir senede en az 3-4 milyon çok rahat satıyor abi, bak. En az diyorum size. Çünkü adam banlıyor, gidiyor yeni hesap oluyor. Arkadaşı öneriyor, gidiyor yeni hesap oluyor online oynanıyor diye. Ya bu oyunun buraya gelmesinin sebebi Truckers MP'dir abi. Kim ne derse desin. Yani bu oyun bu kadar ilerleme kat ettiyse bunun sebebi Truckers MP'dir abi. Çünkü multiplayer geldi arkadaşlar. Dur, yanlış gidiyoruz değil mi? Aynen. Çünkü multiplayer geldi. Multiplayer gelince dediğim gibi arkadaşlar SCS de baktı, oha lan multi geldi, insanlar oyunu satın alıyor. Satın alınca ne oldu? SCS'nin cebi doldu. Adamların cebi dolunca ne oldu? Mesela elinde dandik bir bilgisayar vardı. Gitti onu yenisiyle değiştirdi. Elinde bir tane işçisi vardı SCS'nin, belki tasarım yapan. Gitti 2-3 tane daha çalışan aldı kendine. Yani tasarım yapacak. Çünkü Steam'den parayı buldu adamlar. Yani ETS 2 Truckers MP sayesinde büyüyor arkadaşlar. Hala da büyümeye devam ediyor. Çünkü artık sistem oturdu. Adam banyo gidiyor yeni hesap alıyor. 10 liraya düşüyor oyun. Yani 10 lira demeyin abi. 10 lira 10 liradır onlar için, düşünün yani. 10 lira iyi para gidiyor onlara yine. Hani satıyor. Adamlar her gün satıyor abi. Muazzam ya. Adamlar single player'da 1 milyon sattı abi. Şu an toplam adamların satışı sallıyorum 20 milyon falandır herhalde abi. Yani sallıyorum abi, sallamasyon rakamları ha. 10 milyon, 20 milyon falandır yani dünya çapında. Çünkü hani single player'dayken bu oyun çok satmadı arkadaşlar. Gerçekten çok satmadı. Ama multi olunca o zaman patladı bu oyun. Bu oyun patlayınca ne oldu abi? SCS DLC çıkartmaya başladı sürekli. Farkındaysanız sürekli bir DLC çıkıyor oyunda.
Yani bir boya paketi çıkıyor, bir modifiye paketi çıkıyor. Aslında bunların oyunun kendi içinde olması lazım. Yani DLC falan olmaması gerekiyor. Hadi boya paketlerini anlarım da şu modifiye, dorsi şeylerin oyunun kendi şeyinde olması lazım abi. DLC değil. Yani oyunun kendi içine eklenmesi lazım direkt. Ya bilmiyorum arkadaşlar. TC'si işte böyle 1 lira, 2 lira, 5 lira, 10 lira derken hani yine DLC'lerden de yolunu buluyor. Hani harita DLC'leri parayla çıkıyor, anlarım. Ya bu harita DLC'leri de önemli aslında. Çünkü bu oyundaki haritalar çok şey, harita çok küçüktü ilk çıktığında, sonra DLC ile büyüdü falan. Ama işte dediğim gibi bu hep Trackers MP sayesinde oldu arkadaşlar. Adamlar sattırdı. Oyunu sattırdı yani. Multiplayer bu oyunu sattırdı arkadaşlar. Ya bu oyun zaten direkt multiplayer olarak çıksaydı o zaman daha fazla satardı. Ama sonradan çıkması bile, yani görmüş olduğunuz gibi, milyonlarca kişinin bu oyunu tekrar satın alması veya hiç alakası olmayan bir kişinin sırf arkadaşıyla sürebilmek için multiplayer aldığını biliyoruz zaten arkadaşlar. Binlerce kişi, milyonlarca kişi. Bu sayede SCS cebini doldurdu. Kazandı. Kazansın abi. Kazansın. Vallahi kazansın. Yani bu oyun gayet keyifli bir oyun. Kazansın abi. Ya önemli olan o değil. Ama biraz daha hızlı bir çalışma gerekiyor bu oyuna. Yani oyunun gelişimi gayet güzel. İyi gidiyor ama biraz daha böyle detayların, biraz daha böyle haritaların, biraz daha bir şeylerin detaylı olması, daha böyle insanların kullanışlı şeylerin yapabilmesi gerekiyor. Ya mesela şu oyunda camların yağmurlu havada buğulanması yok. Ne bileyim, tırın içinde klima açamıyoruz, camı açamıyoruz. Şurada güneşliği indiremiyoruz. Veya hani ne bileyim, tırımız bir şey olmuyor. Ne bileyim, egzozdan duman çıkmıyor mesela. Egzozun dumanı çıkmıyor mesela daha. Hani bir sürü oyunda eksiklik var. Benzinlikler saçma, tırdan inemiyorsun. Veya ne bileyim, benzinlik pompası saçma. Direkt motoru kapatıp enter'a basıyorsun. Mesela biraz daha gelişmiş animasyonlar olabilir. Veya nasıl diyeyim arkadaşlar, biraz daha böyle hani geliştirilebilir. Anlatabiliyor muyum? Hep harita, hep boya paketi. Ya böyle aldı SCS bunu, ezberledi, götürüyor. Böyle olunca da arkadaşlar insanlar da satın alıyor zaten. Bu oyunda şu anda dünyada rakipsiz olduğu için, başka hiçbir simülasyon oyunu yok böyle doğru düzgün arkadaşlar. Rakipsiz olduğu için SCS de bunu gayet güzel kullanıp oyuna böyle arada DLC'ler çıkartıp yeni soluklar yaratıp, harita DLC'si gibi, işte ne bileyim, Almanya'nın yenilenmesi gibi yeni soluklar yapıp böyle oyuna yeni insanlar, çift dorse falan getiriyor. Oyuna yeni insanları tekrardan topluyor mesela. Hani anlatabiliyor muyum? Benim hevesim kaçtı mesela, oynamıyorum. Yeni DLC gelmiş, yeni şey gelmiş. Hemen oyuna akın ediyorum. Neden? Çünkü yeni bir şeyler. Anlatabiliyor muyum? SCS de bunu çok iyi kullandığı için arkadaşlar insanları oyuna çekmeyi başarıyor. Multiplayer sayesinde de online oyuncu sayısı artıyor, satışlar artıyor. Yani bir sürü şey artıyor. SCS ne yapıyor abi mantık olarak? Tabii ki de ETS 3'ü çıkarmıyor. Euro Truck Simulator 3'ü çıkarmıyor ve çıkartmayacak arkadaşlar. Bu olay böyle olduğu için, yani SCS de rakipsiz olduğu için ETS 2 bir süre bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şurada bir duralım, fazla ilerlemeye gerek yok. Yani demiş olduğum olay bu aslında. Bütün her şey ETS'nin rakipsiz olması ve oyunun sürekli multiplayer sayesinde ilerlemesi ve gelişmesi arkadaşlar. SCS de bunu çok güzel kademeli halde geliştirip kullanıyor. Biraz da yavaş olmasına rağmen gayet güzel oyunu ilerletiyor arkadaşlar. Bu yüzden de insanların boşuna ETS 3'ü, Euro Truck Simulator 3'ü beklemesine gerek yok. Euro Truck Simulator 3 önümüzdeki 1-2 senede çıkmayacak arkadaşlar. Belki ondan sonra artık SCS bayar, yeni bir oyun çıkartır, kendi multiplayer'ını, online'ını getirir. Belki, bilmiyorum. Yeni şeyler olabilir ETS 3'te. Hani yeni başka bir şeyler olur, tırdan inme olabilir, daha böyle değişik şeyler olabilir, bilemiyorum ama şu önümüzdeki 200 sene ETS 3 çıkmayacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun, oyun böyle gelişe gelişe DLC'lerle falan ilerleyecektir arkadaşlar. Söylemek istediğim bunlar. Boşuna ETS 3'ü beklemeyin arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Hepinize şimdiden iyi oyunlar. Görüşmek üzere.